Peki şimdi bir ayrıl bir barış yine. Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu ikilisine. Bunlar ikili. Ha işte mesela bu burada da çok daha feci. VTR'miz var mı? Var. VTR'yi izleyeceğiz. Ama izleyiciye tekrar hatırlatmak istiyoruz. VTR'de gördüğünüz bir görüntü tekrar vereceğiz. Canlı yayında bir şeyler oluyor. Bunun ne olduğunu bize siz söyleyin. Biz sizin yorumlarınızı okuyalım. Solmaz Yeni Altları Instagram adresine yazarsanız seviniriz. Ve şimdi Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu canlı yayınları. Kapatın şunu. Kapatın lan şunu. Türkiye, söylemezsem olmazın ortaya çıkardı. Gülşah Saraçoğlu ve şehir magandası sevgilisi Gökhan Göz'ün rezilliklerini konuşuyor. Böylesi ne görüldü, ne de duyuldu. Savunmasız kadınların üstüne yürüdü. Küfürler yağdırıp tehditler savurdu. Fiziksel müdahalede bulundu. Olayı kayıt altına alan muhabirimiz Mustafa'nın üzerine yürüdü. Şiddet gösterme kalktı. Abi. Abi. Kapat lan şunu. Kapatın lan şunu. Tamam abi, ne yapıyorsun? Kapat şu kamerayı. Kapattın onu. Tamam da ben işimi yapıyorum. Niye şey yapıyorsun? Abi nasılsın abi? Oğlum niye çekiyorsun lan? Abi, çekme lan, bir şey yok, sıkıntı yok ki. Çekme ya. Ancak şimdi ortaya öyle görüntüler çıktı ki deprem etkisi yaratacak. Gülşah Saraçoğlu'nun defalarca ayrılıp barıştığı eşkıya sevgilisi Gökhan Göz yasaklı madde mi kullanıyor? O görüntülere geçmeden önce olayları bir hatırlayalım. Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu, onların aşkı bir başka. Kavga ederler, küfrederler, hakaret edip ayrılırlar. Sonra ne oluyorsa yeniden barışırlar. Hatırlarsınız geçtiğimiz yaz Berdan Mardini, Fatoş Yerliler, Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu arasındaki skandal aşk zinciri deprem etkisi yaratmıştı. Saraçoğlu yayınımıza gelmiş, defalarca kez ayrıldığı Gökhan Göz'le ilişkisini bu sefer kesin olarak bitirmişti. Bu iş bitti. Bu iş burada bitti. Bir daha tekrar olmayacak dediğim gibi. Fakat tek bir gerçek var ki Gökhan mezhepsiz bir adam değildir. İşte bunları diyen Gülşah Saraçoğlu yine bu laflarını çok güzel yuttu. İkili aşk yaşamaya başladı ve geçtiğimiz gece bir mekanda eğlencenin dozunu kaçırdılar. Mekanda eğlenen çifti çıkışta olaylar bekliyordu. Kavga, kadına şiddet, küfür, kıyamet. Böyle rezalet görülmedi. Yeri gelince insanlık dersi vermekten çekinmeyen Gökhan Göz bir kadının telefonuna el koydu. Tehditler savurdu. İddialara göre Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu içeride kendilerini çekmek isteyen bir kadının telefonuna zor kullanarak el koydu. Bu kadarına pes. Kendisini İstanbul'un Külhanbeyi sanan Göz, bir ara konuştuğu kadına Gökhan Göz de "o bilir zaten" gibi kabadayıvari sözler kullanıyor. Diyor mu lan? Gökhan Göz, o bilir zaten. Oradan uzaklaşan Gülşah Saraçoğlu arabaya binmek istiyor ama o kadar sarhoş ki binemiyor, yere düşüyor. Gülşah Hanım merhaba, yine bir olay oldu, yine bir olay oldu. Gülşah Hanım düştünüz. Gökhan Göz rezilliklere devam ediyor. Muhabirimizin üzerine yürüyor. Büyük skandal, işini yapmasını engelliyor. Yine kendi kurallarını uyguluyor. Abi. Abi. Kapat lan şunu. Kapatın lan şunu. Tamam abi, ne yapıyorsun? Kapat şu kamerayı. Kapattın onu. Tamam da ben işimi yapıyorum. Niye şey yapıyorsun? Olayların Türkiye'de gündem olmasının ardından Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz bir kanalda röportaj verdi. Ancak röportajları resmen dalga geçer gibiydi. Önüne çıkan herkese racon kesen, tehditler savuran, küfürler yağdıran Göz, kamera karşısında pişkin pişkin olayların çok büyütüldüğünü söylediler. Hatta Gökhan Göz bir ara şöyle söylüyor. İşte o sözler. Kalabalık bir ortamdı. Orada mecburen sesimi yükseltmem gerekiyordu. Sesini yükseltmesi gerektiği o görüntüleri isterseniz bir hatırlayalım. Abi. Kapat lan şunu. Kapatın lan şunu. Tamam abi, ne yapıyorsun? Kapat şu kamerayı. Tutuştular. Kendilerini
aklamaya çalıştılar. Röportajdan geçiyoruz. Bomba detaya. Küçük dilinizi yutacaksınız. Canlı yayında büyük rezalet. Gökhan Göz yasaklı madde mi kullanıyor? Hem de kendisini izleyen yüzlerce insanın gözü önünde. Peki şimdi soruyoruz. Gülşah Saraçoğlu defalarca ayrıldı. Böyle bir insanla neden hala birlikte? Bu nasıl sevmek? Tehlikede olduğunun farkında mı? Bugün o insanlara bu şiddeti gösteren kişi aynı şiddeti ona göstermez mi? Kapat şu kamerayı! Kapattın onu! Peki son soru. Gülşah Saraçoğlu da yasaklı madde kullanıyor mu? Korkunç. Korkunç. Gerçekten çok üzücü ve çok korkunç. Yani Gülşah Saraçoğlu'nun hiçbirini tanımazken bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten ne kadar kıssam da çok üzülüyorum. Gülşah bana Etiler'deki bir alışveriş merkezinde yıllar önce benden imza almaya gelen bir kız olarak yanıma geldi. Ve iki tane çizim dosyasında vardı. Seren Hanım, ben terzi olmak istiyorum. Sizi çok seviyorum. Odamın her yerinde fotoğraflarınız var derdi. Ve ben Gülşah o zaman da yanıma aldım. Haftanın 2-3 günü, 4 günü belki neyse benim evimde kalırdı. Ailesi muhafazakar, annesi muhafazakar. Da iyi bir kadın. Ve zaman içerisinde o zaman mesleği falan yoktu zaten. Olmak istiyordu. Babası beyaz eşyacı. Son derece namusuyla falan para kazanan bir adam o günkü şartlarda. Mütevazi bir ailenin kızı. Fakat o zaman da zaten böyle yere göre böyle sığdıramazdık onu yani. Hani alırdı arabamı çarpardı, onu yapardı, bunu yapardı. Evden giderdi, ben de kalacağım diye başkasında kalırdı, annesi kızardı falan. Yani o küçüklüğünde de, daha küçük yaşlarda da biraz şeydi, eli avuca sığmıyordu. Fakat sonrasında bu hale, bu kız nasıl geldi diyorum. Hem kişilik olarak nasıl geldi? Hem karakter olarak nasıl geldi? Hem böyle bir rezaletin içerisinde şu anda annesi babası falan veya ailesi, bir de bunun oğlu var. Yani eğer bu yasaklı madde ki Bilal Özbilgi bunu yayınlıyorsa mutlaka burada bunun arkasında bir şey vardır. Şöyle söyleyelim. Devamı vardır diye düşünüyorum. Bu canlı yayında, canlı yayın esnasında kendileri takipçileriyle konuşurken Gökhan Göz bir anda kadrajdan çıkıyor ve bir ses geliyor. Tabii biz sesin ne olduğunu algılayamadık. Bu belki burnunu çekiyor. Belki de hapşuracak. Bilmiyorum artık. Ama sonrasında diyor ki ben çekince sen niye çemkiriyorsun gibi bir şey. Sen niye çekmiyorsun diyor. Öyle mi diyor? Sen, ben çekince sen niye çekmiyorsun? O da diyor ki sana beyime saygımdan diyor. Yapmıyorum şu anda diyor. Böyle enteresan bir diyalog geçiyor aralarında. Bir dakika baştan izleyebilir miyiz? İzleyici yorumlarını okuyacağım, merak etmeyin. Ben çekince sen niye çekmiyorsun konusunda saygı duyuyormuş birbirlerine. Şimdi eğer gerçekten burada bir vehamet var. Burada bir yasaklı madde varsa, şimdi ben bilmiyorum bu aşağıda ne oluyor, anlayamıyorum. Ben ilk izlediğimde dedim ki acaba hani yani gerçekten lütfen bunu aptallığıma verin. Duman var hani tütün olan şey, onu da söyleyemiyoruz. Onu mu içiyor da dumanını saklıyor dedim. Bana güldüler. Ben şimdi biraz takipçilerin yorumlarını izleyeceğim, okuyacağım ama öncesinde bir kavga var. Bunu da bir kere konuşmak lazım. Şimdi kadına şiddet var, kavga var, telefonu gasp etmişsin, tutmuşsun. Kız arkadaşın yere düşüyor, sen kameraya saldırıyorsun. Daha önceden de zaten karakolluk birbirlerini savcılığa vermemişler miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? O boğazımı sıktı, Gökhan benim öbürküsü açtı, Gülşah benim evimi dağıttı. Birbirleri hakkında, bakın her ayrılıkta mutlaka kızgınlık olur. Ve mutlaka şikayet de olur. Yani şöyle, bana bunu yaptı diyebilirsin. Bana bunları yaptı diyebilirsin. Bu başka bir şey. Bunlar birbirleri için bir kadına söylenmeyecek her türlü şeyi söyleyip en büyük hakaretleri ve küfürleri edip bunlar tekrardan bir araya geliyorlar. Ve geldikleri zamanda Gülşah kime düşmansa bu adamı kullanıp bu adama hakaret ettirtiyor. Mesela bize yaptırtıyor bunu. Hı hı. Ne kadar ayıp ki bize yaptırtıyor ki.
Bunun dışında da çok içiyorlar. İçtikleri zaman her seferinde canlı yayın açıyorlar. Evet. Ve maalesef en sonunda yakalandılar yani. Şimdi ben şunu sormak istiyorum sana. Bu sefer ben sana sorayım. Bir oğlu var. Evet. Antepli bir ailenin. Gerçekten çok da düzgün bir kocası vardı. Hı. O kocasını da aldattı maalesef. Ve bu yüzden de ayrıldılar. Şimdi şimdi bir baba olarak bu görüntülerden sonra çocuğunu almak ister mi bir baba, yasaklı madde kullanıldığına iddia edilen veya böyle düşünülen ve bu görüntüleri yaşayan bir annenin yanında zaten devamlı gece hayatında ve devamlı sokaklarda ve gerçekten hep bu görüntülerle karşı karşıya geliyor. Şimdi ben şuna korkuyorum. O çocuk yani yarın öbür gün babası ben bu çocuğumu bu ortamda bırakmak istemiyorum diyebilir. Diyebilir. Bir de Gülşah dahi böyle bir yasaklı maddenin içinde olmasa bile hayatındaki insanın bunu kullanıyor olması iddiası bile babanın midesini bulandırabilir. Çok da haklı. Şimdi görüntüler yani hiçbirimiz bunu izleyenler ne sen ne ben ne buradaki arkadaşlarımız da aptal değiliz. Bu görüntünün ne olduğunu algılayabiliyoruz. Yapmasak da yaşamasak da Allah korusun bilmesek de ortamını görmesek bile anlıyoruz yani. Tabii bunun bir de YouTube çekimi varmış. İzleyiciler diyor ki bir de onun tamamını izleyin neler oluyor neler diyor. İzleyemedik ama yorumlar açık açık. Şu an ismini veremeyeceğimiz şekilde bir yasaklı maddeye bizi yönlendiriyor. Eğer bir şikayet, herhangi bir şey varsa izleyici yorumlarına bakabilirsiniz. Bir tane okuyabileceğim bir yorumu okuyayım. Gülşah olmuş ikinci Kibariye, hiçbir şey görmüyor sanki adeta diyor mesela bir izleyici. Yani şimdi Kibariye'yi anlarım hani çocuğunun babası belki bir yerde hani kol kırıldı yen içinde kalacak falan da Gülşah'ın niye bu adama eyvallahı var? Niye bu adamla sürekli soluğu onun yanında alıyor bilmiyorum. Ve kendini bu kadar aşağılayan ve kendine bu kadar aslında hakaret eden. Yalnız mı bu yani, Gülşah? Yani bütün yani en ağır hakaretleri ben bu adamdan duydum Gülşah etti. Şimdi... Ben acıyorum ve üzülüyorum. Son bir yıldır Gülşah'ın yaptığı etti. Her şeye çok şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. Çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü eskiden çok severdim onu. Ve dediğim gibi hiçbirini tanımazken ilk bana geldi. İlk benimle beraber kaldı. O zaman böyle bir kız değildi. Sonradan bu terzilik işine girdikten sonra abuk subuk tabii tipler de oraya elbise yaptırmaya geldiği için bunlarla arkadaşlık etmeye başladı. Bunlar eyvah, gibi eyvah. Oldu. Belki özendi. Özenti hayatlar, alkoller bilmem ne. Ben zaten arkadaş olamazdım Gülşah'la. Yani hani hiçbir zaman da son senelerde olmadım. Olamam. Çünkü benim hayat tarzıma çok ters. Ama yine de uzaktan herkese, bana olsun başkalarına olsun çok kötülükler yapıyor. Bu kız böyle bir kız gerçekten değildi ve çok şaşırıyorum ve hayret ediyorum. Sena tabii çok yorum var. İzleyicinin de tabii ilgisi çok neler fazla. Neler söylüyorlar? Yani burada tabii ismini söyleyemeyeceğimiz bir yasaklı maddeden bahsediyorlar. Hmm. İki çizgi diyorlar. Yani ben onun ne demek olduğunu inanın bilmiyorum. Gülşah daha önce de böyle bir şey, böyle bir görüntü de karşımıza çıktı. Bundan bir gün önce de zaten bizleri gözü önünde... Resmen, tamam onu da söylemeyelim. Yani hiçbir şekilde izleyiciye saygısı olmadığını söylüyorlar. Ve bir açıklama bekliyoruz tabii ki diyor mesela. Mesela şu ilginç. Çok dobra ve söylediğin arkasında duran Gülşah Hanım. Bu iş bitti dedikten sonra tekrar Gökhan Göz'le hem de böyle bir görüntüde bir açıklama yok mu diyor bir takipçisi. Şimdi arkadaşlar bakın herhalde ilişkilerle alakalı hiç kimse için. Yine söylüyorum hiçbirimiz. Ben ayrıldım bir daha onun şeytan görsün yüzünü. Nefret ediyorum ondan. Bunların hepsini söyleyip dönebiliriz de. Siz de dönebilirsiniz. Siz de kocanıza kızabilirsiniz. Sevginize kızabilirsiniz. Bunları hepiniz yaşıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Ama bunlarınki rezillik artık. Bu rezilce bir şey. Yani bu çok ahlaki değerleri artık aşan bir durum. Bir sonraki sahneyi söyleyeyim. O yüzden kimse kabul edemiyor. Yoksa herkes izledik. Herkese dönebilir yani. Biz bu filmi izledik. Bir sonraki sahneyi söyleyeyim. Sahne şu. Ayrılacaklar ve yine ikisi de birbiri için ağza alınmayacak şeyler söyleyecek. Ve biz yine buna da şahit olacağız. Ben diyorum ki bence... Evet bu arada Türkiye'de yaşa eğer bu iddialar, bu görüntüler doğruysa ve bunun arkasında gerçekten yasaklı bir madde varsa... Tıpkı benim storylerimde söylediğim gibi yasaklı madde kullanmak suçtur.
Ayrıca orada bir başkasının karısına, bir başkasının kızına elinden gidip telefonunu alıp, elinden gelip gidip telefon alıp gasp edemezsin. Benim fotoğrafımı çekiyor diyor. Bunu yapamazsın. Yapamazsın. Yani bizim kameramıza küfredemezsin. Bize hakaret edemezsin. Edemezsin. Ya evet. Sen Gülşah edebilirsin. Alan memnun, satan memnun. Siz birbirinizi bulmuşsunuz. Bu anlamda değerleriniz de aynı çünkü. Yoksa ben düşünüyorum böyle bir adamla olamam. Bunu bana yaptıktan sonra ben bir daha bu adamla beraber olamam. Ama Gülşah oluyorsa bu demek ki değer yargılarınızın biri olmuş olmasına vallahi ilgili. Onun hayatındaki kadının vereceği fatura. Sen diyorsun ki Gülşah'la kavga ettiğin zaman bu hiçbir şey değildi diyorsun. İşte bilmem ne işte Selen'in çantacısı gibi bir şey bu yapıyorsun. Sonra barışıyorsun. Barıştıktan sonra bu sefer bize laf ediyorsun. Evet, o yüzden bu... de bunların hepsini sana Gülşah'ın yaptırdığını bilsem de yemin ediyorum ki ona acıyorum. Kızmıyorum, üzülüyorum. Bir oğlu var, annesini babasını tanıyorum. Çok üzülüyorum. Yani söyleyebileceğim şey bu. Senin gibi adamların da söylemleri bizim için buradan girer, buradan çıkar. Ama ben istiyorum yani. Ki mesela böyle bir konuda mahkemeye gidilsin. Ben çok istiyorum mesela. Ben şimdi televizyonculuk kuralları gereği bunun bir iddia olduğunu söylemekten öteye gidemem ama. Mesela ben çıkayım diyeyim ki bunlar yasaklı madde kullanıyor diyeyim. Onlar da ispat yoluna gitsinler mesela. 6 evet. ay boyunca böyle bir şey evet. kullanmamış olmaları lazım. Evet. Mesela ben bunu istiyorum. Bu defa gerçekten mahkemede kozlar paylaşılsın istiyorum. Mesela izleyici yorumları var. Açık açık sizin bunu kullandığınızı iddia eden yorumlar var. Veya neyi arkasını kovalasınlar Seren. Kanıtlasınlar bence. Herkes rahatlasın. Peki, ne diyorsun? Bir, şey bir de şey yani şeyi de sorabilirsin. Gülşah niye çekmiyorsun dediği şeyin neyi çekecekti Gülşah orada? Ben çekerken sen niye çekmiyorsun? Ha. Burada o da ne demek beyime istiyor? Saygımdan çekmiyorum evet. diyor. Mesela şöyle şöyle açıklamalar yapıyorsunuz ya beyefendi Sayın Göz. Böyle açıklamalar yapıyorsunuz ya. O açıklamaları şimdi kendinizle alakalı. Bakın burada insanlar, izleyiciler sizi izlerken yanlış anlamış olabilir. Sonra ona buna bizi arattırıyorsunuz. Bir de ona bunu arattırıyorsun beni. Yani Feriştah'ı arasa, bak Feriştah'ı arasa Allah'tan başka. Hiç kimseden haklı olduğum bir mevzuda korkmayacağım için haksızsam ayrı. Ama haklı olduğum bir konuda sen bize ona bunu şuna bunu aratma. Ben kadın başıma arayacağım ve yapacağım her şeyi tek başına kendim yapıyorum. Bak kendim kafa tutuyorum. Hepsini de yerle bir ettim. O yüzden senin bir derdin varsa aç bize söyle. Kadınla kavga ediyorsun. Kadının ne kadınlığı kalıyor. Ne o su kalıyor ne bu su kalıyor. Yani evet namusuna kadar dil uzatan bir yapıda. Barışıyorsun. O kimle kavgalıysa bu sefer ona saydırıyorsun. Yok onu yaptın yok şurada şunu yaptın. Şimdi bizde o kadar çok bilgi var ki. Bu işin sonu yok. Ama bizim amacımız bu değil. Biz bir televizyon programı yapıyoruz. İşte böyle insanlarla kavga edip insanları dövmeye kalkarsan, küfür edersen, hakaret edersen, bir de niye çekmiyorsun dediğin şeyi çekersen haber oluyorsun. Yani meraklı değiliz ama haber olduğun için oluyorsun. Benim de yöntemim bence bizi izleyen emniyet mensuplarına, bizi hep izliyorlar. Bir sürü şikayet geliyor sonra hep kazanıyoruz ya. Bizi izleyen izleyiciye, sizleri tanıyan, sizleri seven ailelerinize, sevdiklerinize, çoluğunuza, çocuğunuza bir şeyler ispatlamak durumundasınız artık bence bu görüntüden sonra. Bizi falan geç. Araya adam sokmaya geç. Zaten gerçekten hiçbir kıymeti harbiyesi yok da. Özellikle bizim ikimiz için de söylüyorum. Bunları geç. Sen bence şu anda bu görüntüyü biraz açıklamaya çalış. Bence de açıklamaya çalışsın. Ama burada ne açıklamaya çalışacak bir şey yok Allah da. Çektirmesin. Ne çekiyorsunuz orada ikiniz de? Biri çekerken biri niye çekmiyor? Kime saygı duyuyor? Bu işin raconu ne? Bize bir anlat. Ve gerçekten anlamadım. Ve ben iki tane koca gözlerimle sabah sabah salak gibi diyorum ki ya şey içiyordur normal hani duman çıkıyor ya yazık izleyiciye şey olmamış. Bana böyle baktılar. Ne salaksın ya? Ben ne bileyim? Burnunu mu çekiyor? Ne çekiyor? Bilmiyorum. İzleyici bunu bu arada hepsi zararlı. Onun da dumanın da zararı. Hepsi zararlı. Kendine zarar veriyorsun. Onu geçtim. Ama bu yasak. Bu yasak. İspatlama yoluna giderseniz 6 aylık bir kan testi istiyorlar. Bunu biliyoruz. Çünkü böyleleriyle çok muhatap olduk. Çok. 6 aylık bir kan testinden sonra sizin tertemiz çıkıyorsunuz. Bence böyle bir şey yapabilirsiniz. Tıpkı COVID pozitif ya da negatif testlerin çıktığı gibi hemen 2-3 saatte çıkıyor. Şimdi söylemem gereken bir tek şey varsa insan kendini rezil de ediyor, vezir de ediyor ya. Bir ilişkide de işte böyle bir sevgi olmaz olsun. Ahlaki değerlerini kaybettiğin zaman yani bir süreçte bu süreçte
toplum ne sevgili kabul ediyor, ne aşkını kabul ediyor, ne de sen birbirine ediyorsun. Bunlar yine kavga edecekler, yine birbirlerine girecekler. Ben yine de söylüyorum. Burada Gülşah kendi bacağından, o da kendi bacağından. Ama evladı var Gülşah'ın. Ve zaten çok sosyal olmayan bir çocuk. Yani dışarıya karşı küçükken çok kapalıydı, çok az konuşurdu. Kuzumlu. Çok mesafeliydi herkesle falan. Şimdi ben yine söylüyorum. Böyle bir hayatın içerisinde o çocuğa ne kadar annelik yapabiliyorsun? Onu merak ediyorum gerçekten. Bu adam için değer mi? Bir adam için kendini bu kadar rezil etmeye değer mi? Hani bir başkasında seni aldattı diye çıktın, feveran ettin, bu iş bitti bilmem ne. Yine söylüyorum, herkes söylendiği, şikayet ettiği adama dönebilir. Ben biliyorum bu kızgınlıkları, ben de kadınım. Ama bu değil. Bu olamaz. Başka bir şey. Barışmak başka bir şey. Bu bir rezalet çıktı. Artık yani. Çok hani ben böyle bir rezili seveceğime taş olayım derim. Yani bu kalbim taş olsun derim. Yani bu çünkü sevilecek bir durum yok burada. Ya Gülşah bu çok yalnız yani. Belli ki. Hep soluğu orada aldığına göre çok yalnız. Ben Gülşah'la aynen de bu masada bu programda iş yaptım. Yarım sezon. Bir ara bir şey tabii, yaptı değil mi? Birkaç iş yaptık. Biz aynı kulisi paylaştık. Gülşah son derece dert dinleyen bir abla gibi insanlara yaklaşan. Son derece zevkli. Kıskançlık nedir bilmeyen bir kadın. Ben çok uzun süredir Gülşah'la beşer olarak görüşemiyorum. Gördüğümüz yerde selamlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz falan. Fakat bu adamdan sonra ben Gülşah'a dedim, Gülşah. Ve her açtığımda telefonu, yani böyle bir ilişkinin seninle yan yana gelmemesini sen sağlayabilirsin. Yok, çok değişti. Bir şekilde kendine ve çocuğuna zarar veriyor şu anda. Verdi de zaten çok kötü görüntüler ve çok kötü şeyler konuşuluyor. Evet. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani bana yaptıklarından da çok üzüldüm. Yani mesela işte o zaman da biliyorsun benim kapımın önünden geçmez dediği kişilerle sırf bana inat olsun yanak yana poz veriyorsa hiç önemli değil. Canın sağ olsun ama işin totalinde benim sana atmış olduğum mesajları insanlara gösteriyorsun. Hmm. Halbuki sen bana mesaj attığın için ben sana cevap mahiyetinde onları vermiştim. Onu yapıyorsun, buna, ona kötülük, buna kötülük. Yani seni seven insanları kaybediyorsun. Çocuğunun üzerine yemin ediyorsun bu adamla beraber değilim diye. O ortak tanıdıklarımıza. Çocuğun üzerine yemin ettiğin akşam adamla görüşüyorsun. Yani dolayısıyla nereye koşuyorsun? Bu güzel bir şey değil gerçekten. Yani bu bir skandal. Bu görüntüler skandal. Bunlar rezalet. Bunların artık hiçbir affı telafisi yok. Yarın babası... Bu oğla, çocuğu senden almak isteyecek. Allah. Buraya da yazıyorum. Allah korusun. Hiç kimse yazık günah yani. Yani değer mi ya? En büyük aşk için yani. Ya benim bir köpeklerim var. Biri onlara zarar gelecek de dünyayı yakarım. Bütün aşkı şey yaparım. Senin evladın var. Nasıl bu görüntülerde erkeğe olabiliyorsun şey olmuyor, yani? Biliyor musun? Hem bir de zaten erkek dediğimiz kişiyi de biz Gülşah'la ismini tanıdık. Yani maalesef Gülşah'la ben o yok hayatım adamı bu gördüm. Adamı bu kadar küstahlaştıran Gülşah. Evet. Tamam. Bu bana bu kadar çıkacak kamuoyunun önünde kadınlığıma, ahlakıma, ona buna laf edecek. Sonra ben gideceğim bir daha bu adamın koyuna gireceğim. Ben bunu yapamam. Yaparsam bu adam sana daha beterini yapar. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Bu kadar basit. Bir başka kadını, hiç tanımadığı bir başka kızını, karısını belki gece kulübünde gidiyor, tartaklıyor, elinden cep telefonunu alıyor, küfür ediyor kadına. Yani yapıyor. Demek ki bu adam bu şiddete meyilli. Sen daha önce demedin mi boğazımı sıktı, buralarımı morarttı bilmem ne. O senin için demedin mi bakın canlı yayını açtı, Gülşah Saraçoğlu benim evimi dağıttı diye. Yani bu rezilliklerden sonra olmaz artık. Şimdi Seren yani, yorumlarına bayılıyorum. Sen bence çok her konuda nokta atışı yorum yapan bir insansın. Lütfen rica ediyorum yorumsuz bir izleyelim. Buyurun tekrar. Günün sonunda şu resmi bir özetleyeyim. Bu görüntüleri siz kendi canlı yayınınızda, kendi inisiyatifinizle ve kendi rızanızla çektiniz. Biz de iddiaları yayınladık. Bu iddiaların yalan olduğunu söylüyorsanız bize ispatla gelin. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet, bu canlı yayınlarda bizim seyircimizden, sizlerin takipçilerinden geldi. Ve bize bunlar gelirken de aynı ne düşündüklerini söylediklerine beraber geldi. Biz de size bunu aktardık. Yorum sizin diyoruz.